Karamanize'e hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Özellikle son dönemde arıcılarımızdan oldukça fazla mesaj geldi. Hiç bizden bahsetmiyorsunuz. Hiç Türkiye'de arıcılık ne durumda, bal üretimi ne durumda, kuraklığı yaşadık, işte farklı etkenler oldu ama gündeme getirmiyorsunuz diye mesajlar geliyordu. Biz dedik ki bugün evet konuyu birazcık hazır yeni sezonda yaklaşırken başlayacak önümüzdeki haftalarda kısmetse biraz bu tarafa eğilelim istedik. Çünkü üreticiyi de tüketiciyi de yakından ilgilendiren mesele seviyoruz. Sofralarımızda sıkça yer vermeye, bolca yer vermeye çalışıyoruz. Tabii ekonomik şartlar ne kadar el veriyorsa. Ama bunun dışında hem bu sezonu biraz değerlendirelim. Çünkü arıcılık eşittir sadece bal üretimi değil. Bugün ekolojik dengenin biyoçeşitliliğinde, sigortası niteliğinde. Dolayısıyla süremiz el verdiğince işin hem ekonomisine hem ekolojisine bakalım istiyorum. Eğri Çayır Balı sahibi Celal Çay'la birlikte hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi arıcılık dediğimiz zaman tabii işin içine biraz gezgin arıcılık daha önemli burada. Önemli bir paya sahip. Siz de bal üretiyorsunuz yıllardır. Nerede üretiyorsunuz önce o bölge olarak onu bir sorayım. Detaylara gireceğiz. Biz Mersin Toroslarında üretiyoruz. Erdemli'ye yerleşik bir arıcılık yapıyoruz ama özellikle arıcılıktan para kazanmak istiyorsanız zaten sabit arıcılık buna pek uygun değil. Çünkü coğrafyanın her yerine bahar aynı anda gelmiyor. Siz sürekli üzerine bahar gelecek şekilde kovanlarınızı taşımak durumundasınız. Biz kendi kovanlarımızı Mersin Erdemli'de kışın kışlatıyoruz. Yazın yaylamız olan Eğri Çayır'a çıkarıyoruz. Toroslar. 2000 metre üzerine Toroslara. Ama tabii bir seferde değil, birkaç adımda taşıyoruz böyle bahar üzerine gelsin, arımız gelişsin diye. Çünkü Haziran ayında arılarımız nektar toplamaya çalışıyor ama bu Haziran ayına kadar da arılarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Aradaki bölgelerde arılarımızın asker sayısı artsın, nasıl bir asker savaşa güçlü girsin istiyorsanız biz de arılarımızla aslında bal nektar toplamaya güçlü girmek için onları adım adım üzerine bahar gelecek şekilde taşıyoruz. Şimdi Toroslar dediğimiz zaman rakım aslında oldukça yüksek ama siz o peyderpey böyle adım adım diyorsunuz ya mesela şu anda kaç rakımda kovanlar önümüzdeki haftalarda hangi rakıma çıkıyor? Şu anda 1000-1100 rakımda kovanlarımız yükseklikte. 2000 metrenin üzerine taşıma planımız vardı. Şu yağan yağmurlarla biraz geciktirme durumunda kaldık. Bir de yükseklikte havalar hala ısınmadı. 10 derecenin altında geceleri 4-5 derece hala. Onun için biraz geciktirdik ama önümüzdeki haftalarda 2000 metrenin üzerine artık kovanlarımızı taşıyacağız. Şimdi çiçek balı diyoruz ama onu biraz açalım. Mesela Toroslar'da yukarılara doğru çıktığımız zaman Türkiye gibi sadece Toroslar değil tabii endemik bir türü oldukça zengin, biyoçeşitli oldukça zengin bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hangi bitkilerden arılar faydalanıyor ve biz o balları sofralarda görüyoruz? Ya bal üretimi önce ikiye ayrılıyor. Bir salgı balları bir de çiçek balları. Salgı balları sedir ağacı, çam ağacından arıların topladığı, hiç çiçeğin olmadığı ballar. Çiçek balları ise... Basra böceği orada biraz da devreye giriyor. Basra böceği. Ağaç bir salgı salgılıyor. Basra böceği tatlı bir sıvı üretiyor. Sonra arılar da ikinci böcek olarak onu kovanlara taşıyor. Ve oradan bal üretiliyor. Buna biz salgı balı diyoruz. Çam ve sedir balı. Buna çok güzel bir örnek. Meşe balı da üretiliyor ülkemizde. Çiçek ballarına gelince çok sonsuz şekilde üretiliyor. Bir polifloralı bal dediğimiz çok çiçekli ballar var. Burada herhangi bir çiçeği ön plana çıkarmıyorsunuz. Anadolu yaylalarının hepsinde kendine özgün polifloralı ballar üretilebiliyor. Monoflora ballar ise lavanta, keçi boynuzu, işte o bölgede hangi çiçek baskınsa o tür ballar üretiliyor. Şimdi siz ailede üçüncü kuşaksınız bildiğim kadarıyla. Yani bu işe yeni başlamış biri değilsiniz. Beyaz yakalısınız, başka işlerde denizcilikle de uğraştınız. Aslında sudan karaya ayak basıp biraz daha yukarılara doğru çıktınız herhalde. Üçüncü kuşak olmak nasıl avantajları, dezavantajları bu işte? Şimdi bu aile mesleğinizi yaptığınız zaman hangi meslek olursa olsun bir birikim oluyor. Yani siz üniversitede ben örneğin denizcilik okudum ve bu mesleğimi 15 yıl yaptım. Ama benimle aynı masada yan yana çalışan aileden denizci olan, armatör olanlar tabii ki bize göre daha şanslıydı. Çünkü ailenin de birikimini iş hayatında kullanıyordu, bilgi birikimini. Benim de aile bilgi birikimim arıcılıkta olduğu için sonradan bir de doğa çağırdı tabii. Çok güzel bir ortamda kim çalışmak istemez. Tekrar mesleğime döndüm. Bir de ailemizin bilgi birikimini kendi edindiğim bilgileri de tecrübeleri de üzerine koyarak en iyi sonucu almak için arıcılığa başladım ya da işte bırakmadım aslında ama devam fokusladım. Evet, devam ediyorum. Kaç kovan var?
Şu anda ortalama. Şu anda 700 kovanın üzerinde. Biz arıcılarda böyle kovan sayısı sorulduğu zaman hiçbir zaman fix değildir. Tabii. Çünkü bir kısmı söner, sonra yenisi çıkar, siz bölersiniz, oğul çıkar. Böyle yaşayan bir şeydir. Şu anda 700 civarında kendi aile işletmemizin kovanları var. Ama bunun yanında galiba sözleşme üretim de yapıyorsunuz. Yani diğer arıcılarla da çalışıyorsunuz diye biliyorum. Evet. Biz ona kontrollü arıcılık diyoruz. KONAR diye kısalttı kontrollü arıcılığı. Yani arıcılarla bir sözleşme yapıp bırakmıyoruz. Onları kışın arıların işlerinin yoğun olmadığı zaman eğitime tabi tutuyoruz. Sonra kendi iç denetimimizle, kendi iç denetimimiz aslında birazcık böyle iyileştirmeye yönelik. Yani iç denetimlerimizi yaparken aynı zamanda arıcılarımızı eğitiyoruz güncel bilgilerle. Buradan üretmiş olduğumuz ürünleri, arıcılarımızın üretmiş olduğumuz ürünleri analiz ederek depomuza alıyoruz. Bunlar aynı zamanda organik sertifikalı da oluyor. Daha sonra yıl içerisinde siparişlerimize göre paketleyip gönderiyoruz. Yani arıcılık, bazen tüketicilerimiz soruyoruz, kovan sürekli bal mı veriyor? Hayır, bir balı yılda bir kere hasat ediyorsunuz. Örneğin lavanta balını sezonunda bir kere hasat ediyorsunuz. Sonra bir yıl boyunca onu sunuyoruz tüketicilerimize. Yıl boyunca kovanlar sürekli bal üretmiyor. Anlıyorum. Şimdi biraz önce işte yağışların devam etmesi, tabii iklimdeki o değişim ister istemez sezonları da erkene ya da geçe çekebiliyor. Bu bitki üretiminde de geçerli, hayvancılık, arıcılık tarafında da geçerli. Bu sezon, belki bu programı Şubat'ta yapıyor olsaydık ya da Mart başlarında, maalesef kuraklığın riskini bitki üretiminde konuşuyorduk. Bunun arıcılığa da muhtemelen yansımasını konuşacaktık. Ama bugünkü noktada sezona nasıl giriyoruz? Yani bu sezon sadece sizin bölge için değil, Türkiye genelinde beklenti nasıl? Bizim bu sözleşmeli arıcılarımızdan, konarlı arıcılarımızın bir kısmı doğuya, Karadeniz'e de gidiyor, Çam bölgesine de gidiyor. Bu sene Türkiye'de tüm Türk arıcıları olarak çok iyi bir sezon bekliyoruz. Aslında kış ayları Anadolu'da biraz kar az oldu. Hı-hı. Bu yüzden yeraltı suları da çok az bu yıl. Ama sonradan gelen bahar yağmurları, çiçekleri, bitkileri suladı. Arıcılar olarak bu yıl kovan başından üretimimiz, yani bir kovandan 20 kilogramın üzerinde bir verim bekliyoruz. Öyle mi? Evet, inşallah. Çünkü normal şartlarda Türkiye'de kovan başı verimlilik dünya ortalamasının altında, bazı ülkelerle karşılaştığımızda arada bayağı makas olabiliyor ama bu sene en azından o makas biraz kapanacak gibi gözüküyor. Aslında şöyle, bizim kovan başı üretim miktarımız düşük olsa da balımızın kalitesi daha yüksek. Çünkü Türkiye'deki arıcılarımızın büyük çoğunluğunun ürettiği bal kırlarda, yaylalarda üretiliyor. Emek isteyen üretim. Belki daha az üretiyor olabilirler ama çok daha kıymetli ürünler. Çin'de, Amerika'da böyle tarım arazilerinde üretilen ballar biraz daha ilaçlı tarım arazilerinde konvansiyonel oluyor. Biraz daha kıymetsiz diyebilirim. Yani sonuçta o da bal ama bizim şey anlamda miktar az olabilir ama kıymeti daha yüksek. Peki şimdi bu sene tahtaya vuralım. İyi bir sezon bekliyoruz. Evet. İnşallah tüm tarımsal ürünlerde aynı şey olur. Ama tabii işin fiyatlarında konuşmak lazım. Şimdi raflarda fiyatlar gıda enflasyonu gerçeğiyle karşı karşıyayız ve bu enflasyon durmuyor. Şu anda aylık bazda artışlar devam ediyor ki pazartesi günü de Mayıs ayı verileri gelecek. Maliyetler ne durumda yeni sezona girerken arıcılık tarafında, bal üretiminde? Yani bütün üretim sektöründe olduğu gibi bizde de girdi maliyetleri arttığı için maliyetlerimiz artıyor. Arıcılıkta en önemli, en öncelikli girdi hangisi? Arıcılıkta bir insan kaynağı kullanıyoruz. Arılarımızı taşıyoruz. Hı-hı. Kovanlarımızı, mumlarımızı yeniliyoruz her yıl. Bunlar girdiler. Mazot da burada dahil o zaman. Efendim? Mazot da dahil tabii o zaman. Tabii sonuçta girdi. Taşıdığınız için mazot da buna dahil. Bazı arıcılarımız mesela çok uzak bölgeye bu yıl gidemiyorlar. Yani geçen yıl da gidememişlerdi. Öyle mi? Evet, artık çünkü kira, araç kiraları çok yüksek olduğu için. Rotalar biraz kısaldı mı? Biraz kısaldı. Biraz kısaldı bu yıl. Çünkü çok ciddi bir girdi. Bir de bizim bir kilogram maliyetini soracak olursanız aslında ne kadar bal ürettiğimizle de alakalı bu. Hani çok kolay söylemesi kolay bir rakam değil. Çünkü bir kovandan 10 kilo da bal üretebilirsiniz, 25 kilo da bal üretebilirsiniz sezona bağlı olarak. Ama total maliyet değişmez. Bunu 16'ya bölerseniz bir rakam elde edersiniz, 25'e bölerseniz bir rakam elde edersiniz. Çok kolay değil ama önümüzdeki sene raflarda hani ortalama 200 liranın altında bal kalmayacağını düşünüyorum. 200 çiçek balından yani bahsediyorum. Çiçek, yani normal konvansiyonel çiçek ballarının 300 liraya yaklaşacağını düşünüyorum yani. Şimdi baktığımız zaman bugün marketlerde
80 liraya da bal var. 160 liraya da bal var. İkisi de çiçek balı. İkisi de 850 gramlık ambalajlarda, kavanozlarda. Bu farklar nasıl oluşuyor? Yani işte burada sektörümüzün bir sıkıntısı var. Yani bunu çözmek de çok kolay değil. Aslında bu sadece Türkiye'nin sıkıntısı değil. Tüm dünyanın sıkıntısı. Yani arı görmemiş bal laboratuvar ortamında üretilip sunuluyor olabilir. Yani herhangi bir markayı ya da bir şeyi burada suçlamak istemiyorum ama taşiş sorunu tüm dünyada var. Balda bayağı var. Bayağı bir var. Çünkü sadece ülkemizde değil, tüm dünyada böyle çok ciddi sıkıntılar var bal konusunda. O yüzden tüketiciler de zaman zaman bize soruyor ne yapalım diye. Kaynağını bildiğiniz balı, üreticisini bildiğiniz balı, bir de organik sertifikalı, sertifikası olan balı tükettiğinizde doğru, iyi balı tüketmeye yaklaşmış olursunuz diye düşünüyorum. Organikte biraz denetim daha fazla. Kaynağını da biliyorsanız kimin ürettiğini, hem destek olmuş olursunuz o çiftçiye, o üreticiye. Bu şekilde, çünkü dünyada böyle tüketiliyor. Yani Amerika'da da, Avrupa'da, Fransa'da da herkes kaynağını bildiği balı tercih ediyor. Özellikle hatta şifa içinde şey tüketiyorsa. Amerika'da özellikle bal görünümünde olup glukoz şurubu ya da işte mısır şurubu, ama onda mısır şurubu yazıyor. Evet. Yani onu satıyorlar rafta ama onun mısır şurubu olduğunu da tüketici bilerek alıyor. Bizde yasaklandı. Aslında yasaklanması çok doğru mu yapıldı onu da bilemiyorum. Çünkü mısır bal görünümlü mısır şurubu yazıp satmak yasak olduğu için hepsi bal oldu yani. İşte evet, yani burada evet. Bir şey var. En azından Amerika'daki evet. Ya da Avrupa'daki tüketici aldığı ürünün fiyatı da zaten orada ortaya çıkıyor, evet, ayrıştırıyor. Evet. Onun mısır şurubu olduğunu biliyor. Bal tadında evet ama mısır şurubu onu tüketiyor. Bizde bal adı altında her şey çıkabilir içinden. Evet. Çünkü biliyoruz ki taklit tahşişle mücadele noktasında Tarım Bakanlığı dönem dönem açıklamalar yapıyor. Firma ismidir, ürünlerin durumu, ama bunun yeterli olmadığını, çünkü Türkiye'deki analiz laboratuvarlarının hem standartizasyonu problem, hem niceliği problem, niteliği keza öyle. Dolayısıyla çünkü burada hani balı öyle ışığa tutayım, yok işte bilmem onu yapayım, bunu yapayım la bal olup olmadığını anlama şansınız yok. Ciddi yok. Bir parametre var. 90-100 tane farklı parametre bakıyor. Çok kolay herhalde. Değil. Yani çok ciddi analizlerle anlaşılıyor. Balın gerçek olup olmadığı klasik analizlerle de anlaşılmıyor. Burada donup donmaması hep tartışma mesela. Gerçek çiçek balı donar. Yani hatta şimdi yeni yeni bizim tüketicilerimiz bize yarı donmuş bal ya da donmuş bal talep etmeye başladı. Bundan 7-8 sene önce tam tersi, bal donduğunda bundan şikayet ediyorlardı. Bu bilincin de artması çok güzel bir şey. Çünkü tüm dünyada gerçek bal kristalleşmiş, kristalleşmeye başlamak üzere satılabiliyor. Bu bunun en azından bir çiçek balı olduğunun göstergesidir. Çünkü direkt glikoz şurubu, fruktoz şurubu kristalleşmesi normal. Ama onu bile yarın bir gün uğraşabilirler. Yani sırf evet, ona yaklaştırmak için nasıl kristalleştiririz diye yaparlar evet. Mı? Yaparlar. Ben ona evet. Şaşırmıyorum. Hambal. Özellikle son yıllarda hambal da çok... Evet. Onu birazcık açıklayabilirim. Gündemeyi. Şimdi hambal, normalde balların içerisinde polenler vardır. Yani biz onu gözümüzle görmesek bile arı balı nektar olarak çiçekten topladığı için... aynı zamanda polen de kovana taşınır. Bu polenleri siz filtre ettiğiniz zaman ve yüksek sıcaklıkta pastörize ettiğiniz zaman ham bal olmaktan çıkıyor. Bu neyi sağlıyor? Bu balın geç kristalleşmesini sağlıyor ve berrak durmasını sağlıyor. Ama ham bal yazan ballarda bu işleme tabi tutulmuyor. Bu zaten çok pahalı bir sistem, böyle küçük işletmelerde olmaz. Türkiye'de birkaç işletmede vardır. Ham bal yazdığı zaman bal çabuk kristalleşebilir ama daha şifalı bal diyebilirim. Yani tüketicilerin kristalleşmesinden çok da şikayet etmemesi gerekir. Ben öyle de seviyorum. Ekmeğe de sürmesi evet. De kolay oluyor. Akmıyor, damlamıyor falan. Öyle bir avantajı da var bana göre tüketici olarak. Şimdi biz arıcılığı konuştuğumuz zaman eşittir bal diyoruz ama evet. Aslında bu işin katma değeri de çok fazla var. Türkiye sanki bunu yeni yeni keşfediyor. Türkiye'de en azından keşfediliyor. Arı sütü, propolis gibi asıl katma değerden bahsediyorum. Hak ettiği yerde mi bu üretim? Şu anda hak ettiği yerde değil ama her geçen gün talep artıyor. Mesela Türkiye'de şu anda bir arı ürünü üretiyorsanız satamama gibi bir sıkıntınız yok. Yani çünkü düne talep kadar biz var. İthal ediyorduk birçok evet. Üründe bu anlamda evet. Yan ürünlere. Yani ithalat hala var ama yerli üretimde her geçen gün biraz artıyor. Biraz da bu şehirden kaçan ya da
Hani işsizlik kendi içinde bir çözüm de doğuruyor kendisine. Bu yüzden mesleğimize yönelen arkadaşlarımız da var, genç arkadaşlarımız. Gelecekte de üretimin artacağını düşünüyorum. Aynı zamanda artık pandemi ve sonrasında insanlar özellikle sağlıklı gıdalar tüketmek istiyor. Bu yönde bir talep var. Bu talep de üretim konusunda da bir takım kimselerin aksiyon almasına yol açıyor. Hani gelecekte hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Çünkü her geçen gün daha iyiye gidiyor diyebilirim. Yani arı ürünlerinin kıymeti biliniyor. Mesela polen çok iyi protein kaynağı ve proteini oluşturan amino asit çeşidi bakımından çok fazla amino asit çeşidi içeriyor. Yine vitaminler, özellikle B2 vitamini, demir eksikliği varsa polen tüketerek kandaki demirinizi arttırabilirsiniz. Propolis bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Çok kışın çok kolay hasta oluyorsanız günlük 20 damla propolis tüketerek ya da propolis içeren bir takviye edici gıda, bir bal tüketerek vücudunuzun direncini arttırabilirsiniz. Arı sütü yine yaşlanmaya karşı çok güçlü etkisi olan bir ürün. Kovandaki kraliçe arının yiyeceği, normal arılar yazın 45 gün yaşıyor ama kraliçe arı 5 yıl, 10 yıla kadar yaşadığı söyleniliyor bazı kaynakta. Yaşayabiliyor. Sadece ne tüketiyor? Arı sütü tükettiği için. Yani biz de arı sütü tükettiğimiz zaman yorgunluk hissi gidiyor. Kraliçe gibi oluruz diyorsun. Kraliçe gibi oluruz. Arı kaynaklarımız ne durumda? Biz şimdi hayvansal üretimi konuşurken bu bazen büyükbaş bazen küçükbaş olabiliyor. Hem ıslah çalışmalarında olmamız gereken seviyede miyiz, değil miyiz tartışılıyor ya da genetik çeşitliliklerde bazen sıkıntı olabiliyor. Arı tarafında neredeyiz? Çünkü hani Kafkas'tır, şuraya farklı türler var biliyorum. Türkiye'deki durumda onu merak ediyorum. Ya, Türkiye'de şeyimiz var. Türkiye Arı Yetiştiriciler Birliği'mizin yerel ırkımızı koruma üzerine geliştirdiği arı ıslah projeleri var. Bunlar, bu projelerle bu ırklar iyileştiriliyor ve korunuyor. Ama bunun yanında yurt dışından da çok fazla ana arı, işte şu her yıl bir ana arı türü moda oluyor ülkemizde. İthal mi ediyoruz? Bir tane ithal edilip burada üretilip dağıtılıyor. O ırk moda oluyor. Sonraki yıl başka bir ırk moda oluyor. Yani bu kadar kolay adapte olabiliyorlar mı buraya? Ya, ikinci, doğru, üçüncü nesil biraz adapte oluyor. Bir kısmı olamıyor zaten. Olamadığını da siz sezon sonunda tespit ediyorsunuz. Onun için organik arıcılık da onu tembihler sürekli. Yerel ırklar, yani bölge coğrafyasına uyum sağlamış ırklar üretimde her zaman üretimi riske sokmaz. Ama Türkiye'de sürekli moda olan ana ırkı vardır her yıl. Onlar tercih edilir. Yani o çok da doğru değil ama maalesef yapılıyor yani. Şimdi siz biraz önce organik bal üretimi, organik arıcılık tarafının altını çizdiniz. Şimdi bu işin tabii tarımda desteklemeler kısmında biz çok konuşuyoruz. Destek ödemelerinin yapıldığı tarih, açıklandığı tarih, işte miktar ve geçtiğimiz yıllarda maalesef iyi tarım uygulamaları olsun, organik tarım olsun desteklemelerden hak ettiği payı alamamıştı. Hatta kısmen gerilemişti. Var mı orada bir değişim yoksa yani aynı orada, devam ediyor mu? Orada işler çok da iyi gitmiyor yani, açık söylemek gerekirse. Biz geçtiğimiz yılın organik arıcılık desteği daha hala hesaplarımıza yatmadı. Bir de çok düşük kaldı artık. Yani bir kilo bal parası bile değil. Çok önceden ciddi bir destekti bunlar. En azından bir arıcımızın bir göçünü karşılıyordu. Bir arı taşımasını karşılıyordu. Şu an çok geri kaldı. Hem geç de yatıyor. Yani eskiden mesela 2022 yılının desteği 22 yılının içerisinde yatardı. 23'e sarktı. Şimdi 23'ün de 6. ayına giriyoruz. Evet. Yani hala 22'nin mesela organik arıcılık desteğini almadık. Normal destek yattı ama yılın başında yine. Yani orada biraz çünkü işte dünyada organik tarım destekleniyor. Çiftçiler bu konuda motive ediliyor. Hem teşvikler, evet, hem destekler. Şimdi belki açıklandığı tarihte o desteğin miktarı makul gibi gözükebilir ama evet, enflasyon ortamında satın alma gücü düşüyor gün geçtikçe. Bir şey ifade etmiyor. Eriyor şey gidiyor etmiyor o zaman. Evet, eriyip gidiyor. Anlıyorum. Şimdi orman yangınları önceki yıllarda çok konuştuk ve özellikle çam bal üretiminin yapıldığı bölgelerde ciddi bir hasar yaratmıştı. O yaralar ne kadar sarıldı? Çünkü çam bal üretimi Türkiye bu konuda da aslında eşsiz bir konumda. Hani bazı ürünler var ki dünyada hep böyle marka haline gelmiştir. Biz bunu aslında çam balında, birçok balda yapabiliriz ama çam balda hep konuşulanlardandı. Orada durum nedir? Yaralar sarılıyor mu yoksa var mı hala eksikler? Şimdi çam balının üretimini düşüren sadece orman yangınları değildi. Yani orman yangını olmayan bölgelerde de çam balı üretiliyordu geçmişte. Hı hı. Ama son birkaç yıldır çam balı üretimi oldukça düştü. Yani 3-4 yıldır çok düştü. Önceden Türkiye'nin ithal ihracat yaptığı
En önemli bal da çam balı. Zaten bir Türkiye'de bir de Yunanistan'da üretiliyor ki çoğunluğu %80'i Türkiye'de üretiliyor. Ama bu küresel iklim kriziyle havadaki nem oranı düştüğü için ağaçların nektar salgılaması, ağacın bir salgısıyla üretiliyor. Yine o salgıyı işleyen Basra böceğinin hayatını da etkilediği için çam balı üretimi oldukça düştü. Ama bu yıl yağmurlar bol yağdı ülkemize, bahar yağmurları. Yazın, çünkü belirli bir miktar nem de istiyor bu üretim. Havanın nemli de olması gerekiyor. Bu yıl ümitliyiz çam balı olacağı konusunda. Ama son 4 yıl çok da iyi değildi. Yani üretim oldu ama çok kısıtlı miktarda oldu. Biz bu işte markalı, katma değerli ihracatı nasıl başarırız? Yani bal üretiminde iyiyiz. Çin'den sonra dünya ikincisiyiz. Yani, ama hani baktığımız zaman başka ülkelere, işte Yeni Zelanda'sı, şusu, busu, işte bir kendi bölgesi, yöresel ürünü çıkartıyor ve tüm dünyaya onu pazarlıyor. Satmıyor, evet. Pazarlıyor. Altını çiziyorum. Evet. Hani bizde baktığımız zaman bu zeytinyağında da öyle, başka ürünlerde de öyle. Satıyoruz. Ama değerinde mi satıyoruz, satamıyor muyuz? Bir soru işareti. Hı hı. Balda durum ne? Mesela Yeni Zelanda'yı incelediğimizde burada üretilen manuka balı var. Ve tüm dünyaya çok küçük 200 gramlık kavanozu 100 eurolara satılıyor Avrupa'da, Amerika'da. Ne yapmışlar? Hani balın antibakteriyel gücü, yani manukadan da gelen antibakteriyel gücünü ön plana çıkarmışlar. Bizim ülkemizde, yani tüm dünyada artık bal dediğiniz zaman bal öyle... Hani sadece bal dediğiniz zaman bir değeri olmayabiliyor. Ama siz ona bir özelliğini ön plana çıkarır ve insanlara anlatırsanız, bunun için araştırma projeleri, üniversitelerimizin araştırma yapması gerekiyor. Biz kendi bölgemizde toplam antibakteriyel aktivitesini balımızın araştırdık. Eriçay Yaylası'nda üretmiş olduğumuz balın TA değeri, total activity değeri olduğunu, bunun da manuka balına eşdeğer, hatta zaman zaman üstünde olduğunu Mersin Üniversitesi ile yaptığımız bir çalışmada gördük. Bu çalışmadan sonra Katar'dan sipariş aldık mesela. Şimdi İngiltere'ye göndereceğiz. Yani burada diğer işletmelere de benim hani tavsiyem, yani balın farkını ön plana çıkararak bunu tüketiciye, dünyaya anlatması gerekiyor. O zaman bala bir katma değer katmış oluyorsunuz. Çünkü Türk balları da ödüller de alıyor bu arada. Evet. Sizin geçtiğimiz yıllarda Kanada'da dünya... Evet. Dünya Arıcılık Örgütü tarafından mesela Eriçay Yaylası'nda üretmiş olduğumuz bal dünyanın en iyi balı seçildi. Bir kupayla ödüllendirildi. Yani Anadolu'muz eşsiz bir coğrafya. Anadolu'muzda üretilen ballar iyi tanıtılırsa, iyi de üretilirse ve iyi de sunulursa mutlaka gerçek değerini bulacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Daha çok başlık var ama süremiz sona erdi. Sezon bir açılsın. Evet. Belki sezonun sonuna doğru da bir genel değerlendirme yaparız. Nasıl geçti diye, nereden nereye geldik diye. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün Eriçay balı sahibi Celal Çay'la birlikte Türkiye'de arıcılığı konuştuk. Üretimi, tüketimi, tabii bu değer zincirinin halkalarında üzerinde çalışılması gereken ya da işte üretimi rekabetçi hale getirecek ve adil hale getirecek, merdiven altı taklit taşla mücadele edecek bir noktaya gelmesi lazım ki bu işi hakkıyla yapanlar korunsun, desteklensin ve üretimini artırabilsin, sürdürebilsin. Dolayısıyla önemli mevzular. Dediğim gibi tüketiciyi çok yakından ilgilendiriyor. Biz de dönem dönem gündeme getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.